soru geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Birçok defalar iyi niyet yapıyoruz. Niyetimiz iyi. Ama yalnızca niyette kalıyor. Sen diyorsun ki benim bu kısmım, bu yönüm iyi değil, değiştirmeliyim. Niyet ediyorsun ama o durumla karşılaştığında bir daha unutuyorsun niyetini ve o yönde gitmeye devam ediyorsun. Tabii ki bizler aciziz ama ne yapmalıyız bu durumda? Nasıl niyetimizi daha kuvvetli tutabiliriz? Bu niyetini daha güçlü tutmak değildir. Senin niyetin zaten güçlü. O, sen niyetini nasıl hatırlarsın? Odur önemli olan. Niyetini nasıl hatırlayacaksın? Sen şimdi geldin yolda, yol ikiye ayrıldı önünde. Biliyorsun nasıl. Belki yanlış anlıyorsun, görüyorsun. Ha, bu diyorsun yanlış söz, yanlış sözler. Yanlış bir ses seni o yöne doğru götürecek. Büyük bir patlamaya götürecek seni. Sen ne olacağını biliyorsun. Birçok yerler geçtin orada. Sana ulaşmadan bilirsin ne olacağını. Önceden görüyorsun. Karar vermelisin. Değişmek istiyor musun yoksa istemiyor musun? Eğer değişmek istediğini söylersen ne kadar zor olursa olsun yol ikiye ayrılıyor, görürsün. Diyeceksin ki ben bu hareketi yaparsam beni bu duruma götürür. Ben bir başka hareketi yaparsam bu duruma gelmeyeceğim. Belki daha iyi bir şey olacak. Nefis seni ne yöne çekiyor? O duruma geldiğin zaman daima seni o yöne çeker ve yakar seni. Nefsin sana ne söylüyor? Allah, peygamberi ve şeyhimiz ne söylüyor? Otur, düşün ve karar ver. Biliyorsun, sen o ayrıma geldiğin zaman tam önündedir o. Sen orada şimdi karmaşada mısın yoksa değil misin? Orada bir karmaşa var mı önünde? Niçin şaşırıyorsun? Doğrudur. Burada bir anlamama yok. Bir şeyin doğru olup ya da yanlış olduğunu bilip bilememektir karmaşa. İnat ise değişmek istememekten gelir. Bir yanlış olduğunu bildiğin halde onu değiştirmek istememek. Duvarı mı yumruklamak istiyorsun? Yumrukla ama canın yanacak. Diyorsun ki bir şey yapamam. Çok güzel. Bir daha sefere 10 kere yumruk at. Bir dahaki sefere 100 kere yumrukla. Ta ki bir şey geçer. Bir şey sana anlatacak, bunu anlayacaksın. Anlayacaksın ki bunu artık böyle yapamazsın. Senin canın yanıyor, bunu yapamazsın. Biz buna sarhoşluk hali içinde olmak diyoruz. Öfke seni kontrol eder, sarhoş olursun, düşünemezsin. Kıskançlık seni etkisi altına alır, düşünemezsin. Yanlış ya da doğru neyin olduğunu bilirsin ama kuvvetsiz hissedersin. Çünkü bu bir alışkanlık haline gelir. Çok kolay olur. Sana buradan vurduğu zaman böyle yapacaksın. Buradan gittiği zaman öyle gidersin. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaparsın. Hayır. Devamlı sağa git dersin ama hep sola gidersin. Hayat sana öğretir. Devam edemezsin bu şekilde. Eğer tarikata gelirsen sana öğretir. Böyle devam edemeyeceğini daha kısa zamanda öğrenirsin. Dışarı gittiğinde dersin ki umurumda değil, sigara içmek istiyorum der adam. Git iç.
Sen o sarhoşluk halindesin. Çünkü o darbeyi yemedin daha. Seni bir kere bir darbe yedin mi, o zaman uyanırsın. Orada işte bir karar verirsin. Neyin doğru yanlış olduğunu biliyorsun ama o kararı vermedin daha. Hayır diyemedin. Ama o ayrıma geldiğin zaman işte diyeceksin. Hayır yapmayacağım diyeceksin. Bütün vücudun, bütün nefsin yanacak. Hayır evet diyecek, yap diyecek, hayır diyeceksin. Hayır diyeceksin, ben sigara içmeyeceğim, ateşi yakmayacağım. Ama o ayrıma gelmeden önce geçmen gereken birçok aşamalar var. O inat makamına gelene kadar hangi aşamalardan geçeceksin? Bundan birçok kereler geçtin. Zannetme ki önüne bu durum geldiği zaman o kararı kendi kendine gelecek. Hayır. İşte frene burada basarsın. Eğer frene basmazsan gidersin, gidersin, gidersin. Duvar var önünde. Çarpacaksın. Devam edersen çarpacaksın duvara. Kesinlikle kontrol duvarın önüne, tam önüne gelmeden önce kontrol etmek, frene basmak 100 feet önünde, 100 metre önünden frene basmakla olur. Durabilirsin. Nefsini o zaman kontrol edersin. Tam önüne geldiğinde değil. Tam önünde basarsan çarpacaksın. Bunun pratiğini yapmalısın. Her gün günlük hayatındaki her günkü olaylarla bunu denemezsen, pratik etmezsen, büyük olaylara geldiğinde nasıl bunu uygulayacaksın? Sarhoşluk halinde olma. Anlıyor musun? Çünkü geçmişte çok alıştıydın öyle şeyleri yapmaya. Çok fazla canın yanmadıydı. Canın yansa bile hemen geri dönebiliyordun. Ama şimdi bir süre sonra üzerinde etkisini göstermeye başlar. Her bir kimse her ne kadar sigara içmeyi sevse de bir zaman gelir ki artık içememeye başlar, acı çekmeye başlar. O kişiye bağlıdır o zaman. Devam edip etmemek. Doğru kararı almak niçin çok zordur? Niçin çok zordur doğru bir karar almak? Etrafında doğru insanlarla bulundurursan etrafında, o zaman gidip doğru kararları alırsın. Ama etrafında yanlış insanlar olursa hep, yanlış düşünceler, çok kolay olur o zaman yanlış karar almak. Hazreti Ali böyle söylemiyor mu keramallahu vece Peygamber Efendimiz? Demiyor mu? Kişinin dini arkadaşının dinine göredir. Kişinin dini kişiye ait bir din değildir. Her kim kimlerle arkadaşlık ediyor? Kimlerle beraber? Eğer onlar ona inanıyorsa o da ona inanır. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala emir veriyor bize, diyor ki salihlerle olun diyor. Onları takip edin, onlarla olun, onlara itaat edin. Bize emrediyor Allah, cemaat olun diyor. Ve bizim yolumuz ne diyor? Sohbette bulunun diyor. Mecliste bulunun diyor. Akıl danışın. O vakit doğru kararları verirsin. Etrafındaki şartlara göre o zaman çok daha kolay olur. Özellikle bu dünya son 100 yılda bu fikir verilmiş. Herkes birbirinden ayrı, herkes özgür, herkes yabancılaşmış birbirine. O zaman çok kolay şeytanın kontrol etmesi herkesi. Nefsinin seni kontrol etmesi de çok kolaydır. Çünkü bu dünyada yaşıyorsun. Ve bu dünya
yardımını da nefisten, şeytanın arzulardan alıyor. O zaman çok kolay olur. Yanlış karar alman o zaman. Niçin Şeyh Efendi diyor bize cemaat olun diyor. Belki daha önce belirli şeyler yapıyordu. Kimse izlemiyordu. Çünkü senin de umrunda değildi. İnsanlar da senin umrunda değildi. Sen de onların umrunda değildin. Şimdi sen buraya geldiğin zaman iki kere düşüneceksin. Bundan daha fazla düşüneceksin. Yavaş yavaş kendini durduracaksın. Anlayacaksın ki, anla ki alışkanlıklar, alışkanlıkların senin bir parçan olması yıllar süren bir şeydir. İyi ya da kötü alışkanlıklar. Zannetme ki birdenbire kaybolacak kötü alışkanlıkların. Bir iki günde kaybolacağını zannetme. O kadar kolay olmaz. Ama kendini izleyeceksin. Düşünmelisin. Kendine bakmalısın dışarıdan. Düşünmelisin. Tam böyle olacak demelisin. Kıyamet gününde böyle olacak. Her şeyine bakacaklar. Her ne düşündüğünse kitabın açılacak. Her şey açığa koyulacak. Sen şimdi bunları şimdi sen yaparsan o zaman kıyamet günü geldiğinde göreceksin. Birçok şey silinmiş göreceksin kitabından. Birçok kötü şeyler. Anlıyor musun? Allah bize kolaylık versin inşallah.